Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben hala hastalığı üzerimden tam atamadım. <laughs> Umarım atarım. Hala biraz rahatsızlığım var. Bugün sizlerle görece herhalde diğer videolara göre kısa bir video olacak. Neden? Çünkü genelde biliyorsunuz kanalımızda sosyal bilim ağırlıklı kitapların tanıtımını incelemesini yapıyorduk. Bu sefer iki basit bir anlatı bir romanla geldim karşınıza. Kanalda artık edebiyatla da ilgili tanıtımlar yapmayı planlıyorum. ilk kitabımız Paola Coelho'nun son kitabı Mektup. Neden bu son kitabında? Yanlış hatırlamıyorsam kanalımızda Paola Coelho'nun Külliyat serisi de var. Hani orada zaten birkaç kitabımız eksikti. Yeni çıkan kitapları da alıyoruz. Bu Paola Coelho'nun son kitabı. E, mektup diyor arkadaşlar. Gerçekten de mektup şeklinde. Hani şuradan hemen kısaca bir, bir anlatayım. Paolo Coelho mektupta farklı kültürlerin gözünden rengarenk bir deneyim hazinesi sunuyor. Coelho'nun ifadesiyle mektup bir tavsiye kitabı olmaktan ziyade tecrübeleri aktarmaya amaçlıyor. Sözlü anlatının bir türlü kaynağından köken ayırt etmeden beslenen bu duru metinler okura hem dünyevi karmaşanın ortasında soluklanma hem de kendini daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Şöyle ki arkadaşlar bu bir roman, öykü değil arkadaşlar. Yazar bizim o bildiğimiz kısa kısa ilham verici hani kıssadan hissedeceğimiz hikayeler olur ya. Farklı farklı kültürle onları derlemiş. Kimi yerde de genel ağırlıkta öğretmen diye bir tabiri var. Ee, öğretmen kişisi var. O konuşuyor genelde. Örnek birkaç tane rastgele örnek okuyacağım. Öğretmen konuşuyor. İki tanrı vardır. Öğretmenlerimizin bize öğrettikleri tanrı ve eğitimlerini bizden esirgemeyen tanrı. İnsanların ağızlarından düşürmedikleri tanrı, bizimle konuşan tanrı. Bize korkmayı öğreten tanrı bize merhameti anlatan Tanrı. İki Tanrı vardır. Göklerin en yücesinde duran Tanrı ve bizim gündelik hayatımıza katılan Tanrı. Bize ödeten Tanrı, borçlarımızı silen Tanrı. Bizi cehennem cezalarıyla tehdit eden Tanrı ve en iyi yolu gösteren Tanrı. İki Tanrı vardır. Bizi hatalarımızın ağırlığı altında ezen Tanrı, sevgisiyle bizi özgürleştiren Tanrı. Yani çok basit bir şey, bir öğretmenin ağzından böyle bir şey söylemiş mesela. Gene bir örnek okuyorum. Bir gezgin müthiş bir fırtınada küçük bir köyden geçmekteydi. Birden bir evin yanmakta olduğunu gördü, eve yaklaştı. Salonda alevlerin içinde bir adam oturmaktaydı. Hey eviniz yanıyor diye bağırdı gezgin. Biliyorum diye yanıtladı adam. Peki neden dışarı çıkmıyorsunuz? Çünkü yağmur yağıyor diye açıkladı adam. Annem bana yağmurda dışarı çıkacak olursam zatürreye yakalanacağımı söylerdi her zaman. Zahoçi şöyle yorumluyor öyküyü. Bilge kişi odur ki bir yeri terk etmesi gerektiğinde orayı terk eder. Hani bir kısta bir yorum. Hani kitabın tamamı bunlarla dolu arkadaşlar. Birden fazla kültürden, birden fazla alıntı. Aziz Paulus Korintlilere mektubunda sevginin temel niteliklerinden birinin şefkat olduğunu söyler. Şunu asla unutmayalım. Sevgi şefkattir. Katı bir ruh kendisini Tanrı'nın elinin kendi arzularına göre biçimlendirmesine izin vermez. Gezgin bir bahçede yatmış bir köylü gördüğü sırada İspanya'nın kuzeyinde bir patikada yürümekteydi. "Çiçekleri ezmektesiniz." dedi köylüye. "Hayır." diye yanıtladım. "Onların şefkatinden biraz yararlanmaya çalışmaktayım." Yani bu Hani siz kendinize ne alırsanız arkadaşlar. Hani öyle anlatılacak bir tarafı yok. Hani Paulo Coelho dünyayı da çok gezen, mistik yöne ağır basan. Hayal gücü o bakımdan zengin. Hani hayal gücüne herhangi bir ket vurmamış. Her türlü e, insan, her türlü kültür onun romanlarında malzeme olabilir. Çünkü onun şöyle bir huyu var. Çoğu romancı böyle gözlem yapar. Ama gözlem yaparken tıpkı bir bilim insanı gibi gözlem yapar. Onu anlamaktan ziyade betimleyip aktarmayı düşünür. Paulo Coelho burada anlamaktan ziyade benim gördüğüm en azından hissetmeyi, hani bir e, sufi gibi hissediyor. Sonra bir Hristiyan Sufisi gibi de hissedebilir, bir Müslüman Sufisi gibi de hissedebilir. Sadece dinliyor, anlamaya çalışıyor, yorum katmıyor, yargılamıyor. Haliyle bu yüzden dolayı aslında binlerce insana oluşan bir e, okur kitlesi var bence. Çünkü her okuyan ister istemez, Paolo Coelho'nun kaleminden çıkan bir romanda ister istemez anlattıklarında kendini rahatlıkla bulabiliyor. Yani mistik tarafı olduğu kadar e, yargılamadan anlayan ve hisseden tarafı da yoğun. Yani dediğim gibi bu da onların biriktirdiği kısa kısa bu dediğim gibi içinden çıkmığı kültürler anlattığı uzun uzun kısa mektuplar. Hani böyle bir kitap ee, kısa böyle okuyabilirsiniz. Şu an şu açıdan iyi. Özellikle e, zaten ileride bir yerde bu kanalda bir videoda yapacağım. Hani e, nasıl okumaya başlarsınız artık böyle düzenli okumayla 25 yıl bitirince insanlar da sağ olsun bazen soruyor işte nasıl okuma alışkanlığı falan edinirim diye. Büyük ihtimal kanalda e, okuma alışkanlığı nasıl edilir? Hani kitap herhangi bir disiplinde e, sosyal disiplinde kitap okurken nasıl seçilir? Yani hangi yayın evi hangi konularda daha iyidir? Nelerde tercih edilmez? Yani isim, yayın evi her şeyden bahsedeceğim yani. Öyle birkaç video serisi yapacağım. Büyük ihtimal orada da anlatırım. Orada söyleyeceğim şeyi burada söyleyeyim. Özellikle uzun roman okuyamayan, sıkılan insanlara böyle yatağının kenarına koyup yatmadan önce 3-5 tane hikaye okuyup o motivasyonu bile verir. Hani büyük ihtimal bir haftanın sonunda şu kitabı bitirmiş olursunuz ve rafınıza koyduğunuzda şu his gelir. Aa ben bir kitap bitirdim, bitirebiliyorum. Bu bile bir adımdır. Hani bunları anlatacağım dediğim gibi okuma nasıl okunur, nasıl okumalıyız meselesinde. Paolo Coelho'dan mektup tavsiye ederiz. Diğer bir kitabımız Bilge Kültür Sanat'tan Cümbez'in Kızı Ülke Demiray'ın Ödüllü Emine Işınsu 2023 Roman Ödülü. Ee, bu kitap hem çok fazla özellikle sosyal medyada sürekli önüme düşüyordu reklamı oluyordu. Ben zaten e, o yüzden al, almadım tabii ki. Asla beni bu tarz reklamlarla kandıramazlar yayın evleri hani çok fazla bir şey gözüme sokuluyorsa hatta daha bir temkinli davranırım ben. <laughs> Fark etmişsinizdir. Daha bir eleştirel mesafede dururum. Peki diyeceksiniz bu kitabı niye aldım? Neden aldım? Çünkü bu kitabın hani bu yarışmanın şu Emine Işınsu 2023 roman ödülünün jürisine bakacak olursanız Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Yağmur Tunalı, Belkus Gürsoy, Bilge Ercilasun. Hani affetsinler Yağmur Tunalı ile Belkıs Gürsoy'u tanımıyorum ama Bilgi Ercilasun, İlber Ortaylı ve Rahmet'te daha yeni kaybettiğimiz Alev Alatlı bunun jürisindeymiş. Ve Alev Alatlı'nın çok sevdiğim bir romancı olarak şu romanı lafı benim için önemliydi. Latife'den bu yana, burada Latife dediği büyük ihtimal Latife Tekin arkadaşlar. Latife'den bu yana ne böyle duyarlılık ne de espriye rastladımdı. Seçici gruba beni de dahil eden İskender'e teşekkürler. Eminiye yakıştı doğrusu. Şimdi Alev Alatlı ve İlber Ortaylı ışın suya yakışır bir yarışmaydı. Güzel eserler geldi. Cümbez'in kızı öne çıktı. Şimdi şu özellikle sevdiğim dediğim gibi bu iki yazarın hani yorumu ya bu neymiş falan bir bakayım dedim ve şöyle bir baktım çok öyle hacimli bir eser de değil. Yani çok basit, ince bir kitap. Ee, bu girişgâhtan sonra kısaca kitaptan bahsedeyim. Kitabımız şundan bahsediyor arkadaşlar. Ee, 1900'lerin başı Kıbrıs, İngiliz mandasında İngiltere'den İngilizlerinde yönlendirilmesiyle adada Türk nüfusu azaltılmaya çalışılıyor. Hani aslında onu doğrudan söylemiyor yazar ama ben siyasi tarihten dolayı biliyorum bunu, o yüzden söylüyorum. Kıbrıs'ta Türk nüfusu azaltılmak isteniyor. Bu yüzden dolayı da Türklerde psikolojik bir baskı var. Özellikle Türklere çok iş verilmiyor, ticaretlerine ket vuruluyor falan filan. Haliyle aileler artık adada zaten ada olduğu için her klasik adanın sorunudur o. Hani gıda, tarım ürünleri, temiz su bunlar masraf ve zor, zor şartlarda temin ediliyor. İngilizlerin de baskısı yüzünden dolayı aileler geçinemiyor. Bu yüzden dolayı aileler arkadaşlar kızlarını satıyor kime satıyor? Lübnanlı, e, ne bileyim Mısırlı, Ürdünlü, Suriyeli, Araplara satıyor. Bunu da e, Rumların üzerinden, Rumların üzerinden İngilizlerin de desteğiyle göz göz yummalarıyla ticareti dönüyor. Yani bayağı bildiğiniz e, adadakiler kimisi para için, kimisi gerçekten zorunlu olduğu için kızlarını resmen Araplara satıyor. Cümbez'in kızı Cümbez Kıbrıs'ta bir meyve türüymüş arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Bir ağacın meyvesiymiş. Ve kızı dediği de e, baş karakterimizin ismini unuttum. Affınıza sığınıyorum. Gülendam Nesrin'in adıydı. Hatice'ydi galiba. Yani baş karakter ben genelde karakterleri direkt isimleri okurken zihnimde başka şeyler yerleştirdiğim için arkadaşlar unutuyorum. Gül Cemal'e gene güzel bir atıf var. Neyse işte biz şey diyelim asıl kızımız diyelim asıl ana karakter kadın karakter arkadaşlar onun etrafında ve onunla beraber Kıbrıs'tan satılan e, Araplara satılan Lübnana giden bir grup kızı anlatıyor kızlar Lübnana geliyor ana karakterimiz ilk önce bir Arap'ın Lübnanlı bir Arap'ın yalnızca hatırlamıyorsam adam karpuzcuydu dördüncü karısı oluyor e, ilk Karısından ve on, e, ilk karısından değil de daha ziyade ikinci ve üçüncü karısından daha genç ve taze olanlardan kıskançlık eseri çok fazla zulüm görüyor. Kadın hayal dünyası geniş e, bir tane aşık olduğu insan var hayalinde onu bekliyor. E, adamın ilk eşi ilk karısı zaten çoktan hasta ahı gitmiş vahı kalmış o yüzden çok ona bulaşılmıyor. Ama ikinci ve üçüncü eşin çocukları da var ve hala gençler hala evde otorite kurmaya çalışıyorlar. Ve yeni gelen ana karakterimize çok sıcak bakmıyorlar. Zaman algısı çok hızlı geçiyor. Yani şu incecik hacimli kitapta aslında e, bir genç kadının 30-40 yılını anlatıyor arkadaşlar. O kadar hızlı geçiyor zaman. 30-40 yıl mı? Aynen çocukluktan itibaren doğru bir 30-40 yılını anlatıyor. E, Arap, bizim karpuzcu e, Lübnanlı Arap... Ee, ilk önce masal anlattığından dolayı bizim ana karakteri e, çok kendini eş olarak görmüyor ve bildiğiniz arkadaşlar böyle çok naif bir şekilde geçmiş Ülkü Demiray ama e, bildiğiniz geneleve pazarlıyor. Yani Lübnanlı Arap gerçekten baş karaktere e, kendi karısına güya yani dördüncü karısı ama karısına e, üzerinden para kazanıyor ama para kazandırttırmadığı için çünkü müşteri olarak gelen adamlara anlattıklarından dolayı böyle masallar anlatıyor falan filan biraz deli divane görünüyor o yüzden dolayı kimse ona yanaşmak istemiyor ondan sonra adam bunu boşuyor boşamadan önce de birinci eşiyle yani adamın birinci eşiyle aralarında bir aslında hani kuması ama Kuma anne diyor. Hani öyle bir anne abla an, abla kardeş anne evlat yakınlığı oluyor. İkisi de bizim Lübnanlı karpuzcu Arap'tan çok etmediği için ondan ayrılıyorlar. Daha sonra boşandıktan sonra bir eve sığıntı olarak giriyorlar. Ondan sonra İngilizlerinden kurtulmaya çalışan isyan çıkıyor. İsyan da o zaman oralar da İngilizlerin elinde tabi. İsyanın sorumlusu olarak görülüp sığındıkları evin sahibi öldürülüyor ve sonunda bizim ana karakterimiz de ölüyor işte. Yani acı 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 bir şekilde ölüyor. Yani hani hikayeyi böyle çok spoiler vermek gibi olsun ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. O sonu biraz beni buğulttu. Son, son hoşuma gitmedi demek biraz yanlış oldu da. Ya yani neyse işte birazcık böyle duygulandım ben de. Gerçekten Zor zamanlarmış. Ülkü Demiray'da gayet güzel anlatmış. Alev Alatlı'ya katılıyorum. Gerçekten hatta Alev Alatlı'nın da yanlış hatırlamıyorsam Yaseminler Tüter mi hala diye bir romanı vardı. Buna benzer e, Kıbrıslı bir Rum ablayı anlatıyordu o romanında. Bence o yüzden çok böyle severek e, şey kurdu. Kendisiyle bir özdeşlik kurdu Alev Alatlı. Kitabı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Baya spoiler verdim ama siz alın mutlaka okuyun. Yani şu anda bu bendeki üçüncü baskı ama yeni basıl yeni bir roman olmasına rağmen dördüncü baskısını yaptı. Yarın yakında beşi altıyı da yapar yani. yani çok e, severek okunacak belli ki. Ben Ülkü Demiray'ın diğer kitaplarını da temin edip okumaya çalışacağım. Kendisi bir edebiyat öğretmeniymiş galiba. Hani belli. Kalemi de çok iyi. Kurgusu çok iyi. Şurada birkaç yerin altını çizmiştim belki bulur muyum size diye. Mesela kadına zulmü gene kadın yapar demişim. Burayı hani paragrafı okumayacağım ama burada şeyden bahsediyor. Hani bu kızlara e, satılma meselesi var ya Kıbrıslı kızların. Buna da aracılık eden aslında bir kadın. O yüzden dolayı genelde hani ben ne zaman kadınlar bir zulme uğrasa kadının kadına yaptığını hiçbir erkek yapamaz derim yani. Çünkü kadınlar birbirine gerçekten destek olsa bunları asla onlara zulmedemezler. Burada da o satıyor dediğim kısım Hadir diye başlıyor. Direkt şeyi anlatıyor. Kazandığının yarısı yeter falan dediği. Sabah beni döşeye bırakıp karpuzlarına gider. Akşam dönerken alırdı. 5-6 ay sonunda adam getirme bunu dedi. Garip şeyler anlatıyor müşterilere. Adamların çoğu uçkurunu çözmeden gidiyor. Hacı Baba tekkesi mi burası? Hani o yüzden hani anlatmıştım. Onun dışında çok da zaten dikkatimi çeken size aktarmak için işaretlemiştim onları da zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer iki roman tanımıyla geldim. Şu bana ne hissettirdi? Son birkaç cümle ona söyleyeyim. Şunu hissettim arkadaşlar gerçekten vatan başka bir şey. Hani açık ya da örtülü herhangi bir işgali asla kabul etmemek lazım. Gerçekten vatan bir tane. Çünkü hür yaşamak başka bir şey. Hani biz belki tarih boyunca hür yaşadık. Hani dönem dönem bunun bedellerini nesiller ödedi. Ondan sonraki nesiller daima bu bedeli ödemeye hazır bir vaziyetteydi. Bugün bile öyle. inanıyorum buna gerçekten. Ama hür yaşamayı biz böyle çok iliklerimize kadar hissettiğimiz için vatansız kalmanın ne demek olduğunu gerçekten bir yabancının merhametine ee, ne derler ona yabancının merhametine kalmayı bilmediğimiz ve Allah göstermesin asla bilmeyelim ama onu hissetmemiz lazım arkadaşlar en azından kıymetini bilmek adına bu özgürlüğün çünkü e, özgür bir ülkeniz özgür bir vatanınız olmayınca gerçekten hiçbir şeyiniz olmuyor hani buna din dahil din de olmuyor Namus da olmuyor. Hani şey hiç söylemiyorum zaten. Ev, araba, ticaret, özgürlük onları söylemiyorum zaten. Eğlence bunları söylemiyorum. Yani en temel saydığınız ne varsa her şey özgür, hür bir vatanla bağlantılı arkadaşlar. Şunu okuyunca en derinden onu hissettim. O çok böyle içime dokundu. İkincisi ne zamanki bir kriz çıkar, toplumsal bir yozlaşma olur, toplumsal bir patlama olur, bir sıkıntılı dönem olur. Bunun bazı örneklerini ben Çin'de de okuduğum tarihte gördüm, Orta Asya'da gördüm, Anadolu'da gördüm fark etmez. Daima en zayıf halkı olarak kadınlar, kız çocukları gözden çıkarılıyormuş. Buna da çok üzüldüm gerçekten. Hani bir yerde değişmiyormuş yani hani. Çin'de de vardı buna benzer bir şey. Kıtlık zamanı aynı şekilde çocuklarını satanlar vardı ve genelde kız çocuklarını çocuk gelin diye satıyorlardı ama yalan işte yani bildiğiniz ölümüne satıyorlardı. Ona benzettim yani kız çocukları daima gözden daha böyle kolay çıkarılabilir zayıf halkı olarak görülmesi yaraladı beni onu hissettim. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar çok da uzatmayayım. Paul Coelho mektup mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum ve Cümbez'in kızı Ülkü Demiray mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kanalı beğenmenizi, abone olmanızı istirham ediyorum. Rica ediyorum. Kolay gelsin.